Değerli izleyiciler, oyunumuz başladı, başlayacak. Mac üzere yani. Cep telefonları, görsel ve sessel kayıt aletleri, küçül küçül de gözüme gir boyut mini kameralar, tiyatronun elektronik sistemi ve oyunun akış güvenliğini olumsuz yönde etkilemekte, oyuncuların sinirini dingildetmektedir. Japon icat etti diye elindeki cep telefonuna oyunu kaydetmek hakkına sahip olduğunu sanan izleyiciye sahneden inerek iki tokat atmak aşkıyla yanıp tutuşmaktadır oyuncu. Üstelik oyun boyunca görüntü ve ses kaydı, fikir ve sanat eserleri telif yasasıyla yasaklanmış bulunmaktadır. Cep telefonlarınızı kapatınız. Dikkat ederseniz lütfen demedim. Çünkü lütfen deyince üstünüze alınmıyorsunuz. Salon kameralarla denetlenmektedir. Uyarıya uymayan olursa oyuna ara verilecek. Sahnedekiler salona inerek faili Bill Gates sudan gelene kadar döveceklerdir. Kayıtsız şartsız seyirler. Oyunu beyninize kaydediniz. Bir hafıza sorununuz varsa her gün geliniz. Hoş geldin Bodo, Bodo hoş geldin. Tuttum getirdin bu lazım işe. Hoş geldin Bodo, Bodo hoş geldin. Denize düşmüştük, gelene sarıldık. Geldi geçti başımızda yerleşti. Ağrıdı başımız ve kuruldu bu susuzluk güzeli. Gitmedi Bodo, Bodo gitmedi. Gitmedi Bodo, Bodo gitmedi. Diyorlar ki kaçacak, bekliyoruz ki kalsın. Bekliyoruz Godo gitsin, el sallamak istiyoruz, el sallamak istiyoruz. Nanit yapmak istiyoruz. Güle güle Godo, Godo güle güle. Güle güle Godo, Godo güle güle. Godo gülmeye, Godo gülmeye. Hey! Godo gülmeye, Godo gülmeye. Hey! Güle güle Godo, Godo güle güle. Güle güle Godo, Godo güle güle. Sayın Godo bu akşam da gelecekmiş. Sakın bir yere kımıldanmasın. Niye adı Godo? Kimin? Godo'nun mu? Kim bilir? Babası öyle koymuş herhalde. Soyadı mı Godo? Soyad ne? Babasının adı da Godo mu yani? Sanma. İki Godo olmaz. Babası yok mu? Çok soru soruyorsun. Kafam çok karışık. Sus. Susunca beynim tatile girmiyor ki. Hadi. Sabun gibi yaşıyoruz işte. Bir kalıp sabun gibi. Tamam. Biliyorum. Bırak şimdi bunları. Ne tamam? Neyi biliyorsun? Neyi bıraktın? Sabun gibi her gün köpürüp bir şeylerimizi yitirerek sudan şeylerle. Tıpkı otel odasında yürütülmüş. Hoş kokan bir minik sabun. Otele bir bavul para verince... Tabii ki boş bavula koy sabunu. Hangi otel? Genelde otel. Hep oteldeyiz ya biz de. Otel ne? Bildiğimiz o ince uzun tel. Otel. Saçmalıyorsun. Biliyorum. İyi. Hadi. Hadi. Bir, iki,
3. Uyudum be gece be tecik olur. Uyudum be gece be tecik olur. Gelmedi Godo, Godo gelmedi. Sordum be gece kim lan bu Godo. Sordum be gece kim lan bu Godo. Samuel Beckett suskundu korudu. Susunca haklı çıkıyor insan. Susunca haklı çıkıyor insan. Bir bok denizin dedi. Umuttu Godo, Godo'ydu moda. Umuttu Godo, Godo'ydu moda. Godo buraya, Godo buraya. Hey! Godo buraya, Godo buraya. Hey! Tuttuk getirdik ulan işe. Hoş geldin Godo, Godo hoş geldin. Tuttuk getirdik ulan işe. Hoş geldin Godo, Godo hoş geldin. Denize düşmüştük, gelene sarıldık. Geldi geçti başımızda yer geçti. Ağrıdı başımız ve kuruldu bu susuzluk güzeli. Gitmedi Godo, Godo gitmedi. Gitmedi Godo, Godo gitmedi. Diyorlar ki kaçacak, bekliyoruz ki kalsın. Bekliyoruz Godo gitsin, el sallamak istiyoruz. El sallamak istiyoruz. Dandik yapmak istiyoruz. Güle güle Godo, Godo güle güle. Güle güle Godo, Godo güle güle. Godo gülmeye, Godo gülmeye. Hey! Godo gülmeye, Godo gülmeye. Hey! Güle güle Godo, Godo güle güle. Güle güle Godo, Godo güle güle. Hadi gidelim. Gidemeyiz. Ne içelim? Godo nöbetindeyiz. Hem nereye gidebiliriz? Ve nasıl? Doğuda mıyız? Batıda mı? Nerin doğusu? Bu doğu mu yosunlu gibi batı değil. Yakın mıyız? Irak mıyız? Bilemiyoruz ki. Godo'yu beklerken uçtuk biraz. Diyelim ki dolduruşa geldik. Yanıldık. Demek ki Godo değil bu gelen. Bu kim peki? Bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Gerçek Godo bir gün mutlaka çıkıp gelecektir. Ne bileyim sen? Bütün kitaplar öyle yazmıyor mu? O kitapları kim yazmış? İnanmamız gerekir. İnanmamız ve beklememiz. Saat kaç? Bilmiyorum. Oh, iyi. Bari burası mı? Neresi mi? Burası orası mı? Doğru yerde miyiz yani? Ne bağlamda? Godo'yu beklememiz gereken yer burası mı? Onu söyle. Elbette. Ne biliyorsun? Tiyatronun girişinde, gişede, gazete ilanlarında yazıyor gayet açık bir biçimde. Güle güle Godo. Saat 21'de, ses 1885'te. Evet. Doğru adresiz. Endişelenme. Kaça kadar bekliyoruz peki? 22:42'ye kadar. Yok ya, niye he? İki perde bekliyoruz. İkinci perdenin birinciden ne farkı var? Hıyar işte. Kim? Yazar. Cumartesi pazar, ikişerden dört perde. Pazartesiye de turna koyar. Koyarlar. Bana bak, moda moda yok. İşletmeler de sabun gibi kümülüp dikemiyoruz işte. En son ne zaman yıkandın sen? Şu nerede? Ondan sabuna taktın demek ki. Godo'ya takmaktan iyi. Salaksın sen. Hiç olmazsa senin gibi hıyar diyelim. Hıyar sensin. O zaman salak sensin. Ben bu kadar çok sıfatı tek başıma üstlenemem ki. Aptalıyım. Bak aslında şey gerekli. Hiçbir şey gerekli değil artık. Gereksiz konuşma. Birbirimize güvenmemiz gerekli. Sen bana inanmazsan, ben sana inanmazsam. Ben artık sana inanmıyorum. Saat kaç?
Bilmiyorum. Yani ne kadar zamandır bekliyoruz. Hemen umutsuzluğa kapılma. Asıl olan acele etmemek ve geç kalmamaktır. İnan bana gelecek. Bir gün çok güzel bir Godot gelecek. Godot geldi işte. Godot geldi aşka. Godot'un aşkı pembe. Godot geldi işte. Bir tane Godot var. Başka Godot yok. Kan kilisi çok sevdim. Şirin ve görkem ötesi bir beton yeri. Benim için büyük değişiklik. Sizin için biraz çimento ziyanlı oldu. Demiş ve sözlerini sürdürmeyi sürdüren büyük elçi yeniden geleceğini belirterek kendisinden önceki küçük elçiden yakınmışı. O tören kişilerinin kendisine küçük geldiğini, bu durumun tören ciddiyetiyle çelişkisini dile getirmişti. Bu arada terzilerin annelerine balıklama selam söylenmesi ortalığı karıştırmış. Ne diyoruz? Hiç. Aramızda top çevirip zaman kazanıyoruz. Beraberlik neyimize yetmiyor. Bizde şampiyon olacak bir faça var mı? Ancak bu çocuk bahçesi çocuklardan çok müteahhitlerin ilgisini çekmiş olup... Çok iyi zırvalıyoruz, bravo biz. Salıncaklara gece kilit asılması düşünülmüşse de... İdama karşı olan salıncaklar kilitlere ne yüz... Ne de bin vermişlerdir. Bunun üzerine söz alan bay ismi size. Kişimdir, radyoda konuşmacıdır. Değil artık. Konuşmamacıdır. Siktir necidir. Kovulmuş radyoda. Maçı anlatırken küfretmiş. Oh iyi etmiş. Yeter. Yoruldum. Susadık tabii. Saçmalıyoruz. Evet. Yani artık bir bütünün birbirini tamamlayan parçaları değiliz. Doğru. Alo Bocco. Ne var? İki çay yap bize. Su yok. Biliyorum. Espri yapıyorum. Bir daha yapma. Tavla getir. Sen başla. Hopa 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 hopa. Bilmiyorsun. Sen de. Sandviç!
Çok güzel bir aptallık var ortada. Sensin aptal. Ben kimseye aptal demiyorum. Aptallık ortada öyle lök gibi duruyor. Kime ait olduğu belli değil. Kimse sahip çıkmıyor. Sokağa bırakılmış piç bir aptallık. Öyle salak salak bakmayın suratıma. Somut olarak var bu aptallık ortada. Kokusu burnuma, pıtırtısı kulağıma geliyor. Kokulu ve pıtırtılı bir şey ya. Siz niye gelmediniz bugün su aramaya? O yüzden işte. Hangi yüzden? Siz de peynir arıyorsunuz. E bulunan bir şey de yok. Siz bulunca biz de arayacağız. Öyle paydosu ve çiş molalarıyla sınırlı direnişiniz bizim sinirimizi dingildetiyor. Sık sık dingildediyor oluyor mu sinirciğinizi? Hayır hayır, biz genelde ince sinirliyiz. Daha çok nelere sinirleniyorsunuz? Sinirlenmediğimiz bir şey yok. Anlıyorum. Neyi? Bilmiyorum. Anlıyorum. Böyle çabuk anlaşmanız çok iyi oldu. Ben aynı kanıda değilim. Kim aynı kanıda? Hangi kanıda? Kanada. Bir bataklığın göbek deliğinde bulunmaktayız. Evet. Biliyoruz. Bize ne kanada abi? Bu ve benzeri durumlarda başka bir biçimde düşünülmez diye bir şey yok. Bana mı diyorsun? Bence ilgisi yok. Kimce ilgisi var? Ya o kanadanın bizle ne ilgisi var? Bana mı diyorsun? Susun! Hadi gelin bizimle. Gelemeyiz. Niçin? Godo nöbetindeyiz. Gelmeyecek. Tamam. Biliyoruz. Eşiklerin gidiyor mu? Beklemeyen derviş Godo'yu görememiş. Bekleyen dervişin bir görüşmesi olmuş mu? Bakın. Beyefendi az önce siktirin demişti size. Şu an sahneden çıkmış, sigaranızı yakmış, kuliste sahnede bulunan arkadaşlarınızı çekiştirmeye başlamış olmanız gerekirken hala seyircinin gözüne batmanız çok acayip. Çünkü kardeşim... Bana mı diyorsun? Kime diyebilirim? Kim bilir, belki yüksek sesle düşünüyorsundur. Hayır. Bana hiç mi diyorsun? Evet. Niye? Hiç. Bana bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Söyle ne söyleyeceksin? Niye boş konuşuyorsun 12 satırdır? 6 satırını sen konuştun. Konuşturuyorsun insanı salak. Hiç diyorsun. Bana mı diyorsun diyerek seni uyarıyorum. Kime diyebilirim gibi uyarca bir yanıtta bulunuyorsun. Kim bilir belki yüksek sesle düşünüyorsundur diye konuyu kapatmaya uğraşıyorum. Sen ısrarla inek gibi hayır diyorsun. Ne söyleyeceksen söyle, boş konuşma yarım sayfayı geçti. Tamam, yok bir şey. Sinirlendirme beni, söyle çabuk. Gerçek mi? Ne? Artık bana inanmadığın gerçek mi? Dalga geçiyordun değil mi? Ne zaman? Artık sana inanmıyorum dediğin zaman. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman dedim ben sana bunu? Oyunun başında. 5. sayfada. Oğlum bir kere ben değil, sen söyle. Öyle mi? Elbette, ben de buna bağlı olarak sana saat kaç dedim ya. Doğru. Benim sana inanmamam koymuyor yani sana. Hayır, çok az dokanıyor. Ben zaten onu öylesine demiştim. Tabii sen zaten onu öylesine demiştin. Kelebekleri rahat bırak. Bir sigaran var mı? Bir sigaran olup olmadığını mı soruyorsun? Aşağı yukarı. Delirdin mi? Ne sigarası? Nargileye ne dersin? Oh!
Sus! Sigara tavşan gibi şeyler duymak istemiyorum. Zaten demin de kelebektin. Yarın öbür gün sen kedi dersin, çikolata dersin. Ağzına geleni söylersin sen artık. Senin gözün dönmüş. Sus hiç konuşma, beni de delirtme. Boş. Bir şey yok içinde aptal. Seninkiyle aynı. İkisi de aynı. Alo senin olsun. Ateşiniz var mı hocam? Buyurun hocam. Sigaranız var mı hocam? Var işte yanıyor. Fazla sigaranız var mı demek istedim hocam? Maalesef hocam bir tek bu vardı. Kaç yıldır saklıyordum içmeye kıyamıyordum. Bugün kıydım hocam. Kandın geç. Hava ve civa bugün ne kadar ve aynı anda güzeller. Bu hava bana hep sevişmeyi çağrıştırıyor. Hangi hava çağrıştırıyor? Yağmur çağrıştırıyor, bulut çağrıştırıyor, güneş çağrıştırıyor. Oh! Sis çok fena tahrik ediyor. Oh! Pus en dayanılmazı. Lodos abdest bozuyor. Suskunluk ne kadar dingin. Bu dinginlik beni çıldırtıyor. Kimi çıldırtmıyor? Onu diyorum işte. Onu anlıyorum zaten. Langırdaç! İncir ister misin? İncire izin var mı? Allah'ın inciri kimle karışır? İncir, mincir yok. Mincir istemiyoruz zaten. Zaten mincir diye bir şey yok. Ölüm geç. Son 2, 3, 4. Mavi'nin gökyüzü, sen sakın küpürleme. Mavi'nin gökyüzü, sen sakın küpürleme. Öyle dursun yıldızlar, düşmesin üstümüze, düşmesin üstümüze. Mavi'nin gökyüzü, ayı tut, güneşi tut. Mavi'nin gökyüzü, ayı tut, güneşi tut. Bu tepem kuşağını, düşmesin üstümüze, düşmesin üstümüze. Kara bulutları yut, mavi'nin tek umut. Mavi'nin tek umut, dolansın üstümüzde, izin verdiğim bulut. Dolansın üstümüzde, izin verdiğim bulut. Mavi'nin gökyüzü, aydınlat günümüzü. Mavi'nin gökyüzü, aydınlat günümüzü. Dolansın üstümüzde, izin verdiğim bulut. Dolansın üstümüzde, izin verdiğim bulut. Teşekkür ederim. Bugün sizlere bir harikalar imparatorluğundan söz etmek istiyorum. Çalışma sevincinin damarlarda kan gibi dolaştığı bir imparatorluk. Durmak dinlenmek bilmeyen bir dünya. Herkesin ne olduğunun ve ne olmadığının bilincine erdiği ve görevlerini aksatmadan yerine getirdiği bir toplum. Herkesin kendi işiyle ilgilendiği bir yaşam. Evet. Arılar imparatorluğundan söz etmek istiyorum sizlere. Yaz sıcağının göbeğinde bir günde binlerce arı doğar ve bir o kadar arı ölür. Sokma bulma dünyası. Ölenlerin yerine hemen yedekler girer oyuna. The match must go on. Kumanda dünyayı gözünü açan küçük arı yaşamın her döneminde değişik görevler üstlenir. Önceleri süt arısı olarak peteklerin üstünde düşe kalka emekler. İlerleyen günlerde hemen kovan temizliğinden ve imparatorluğun derli topluluğundan sorumlu olduğunun bilincine erer ve nihayet 21 gün sonunda kovandan uçar ve av çiçekten mor çiçeğe dolanarak topladığı balını getirip petekteki yerine bırakır. Şu baldan bir cimcik de ben yiyeyim demez. Ve bu kutsal görevini ölünceye dek sürdürür. Hepsi!
Çok yaşa. Zımtızünk. Alın diyorum. Ömrünün sonuna dek hayvan gibi çalışır. Bu çalışkan milletin ortasında bir kraliçe yaşar. O bal üretmez. Kovanda oturur ve bal mumunun içinde düşünceler üretir. Ya hiçbir gün hiçbir arı neden bu kraliçemiz böyle yan gelip yatıyor? Bal üretmiyor. Biz hayvan gibi çalışıyoruz demez. Mimar, mühendis, duvarcı, sıvacı, overlockçu arılar. Durmaksızın petek konutlar çizer, yapar, dayar ve döşerler. Tembel olan kraliçe oluyor yani. Hayır efendim. Herkes bedeniyle çalışırken o beyniyle çalışır. Peki hiç uyumazlar mı bu arılar? Su uyur, arı uyumaz. Geceleri, yalnız gece açan çiçekleri dolanarak gece mesaisi yaparlar. Kovanda vardiya durmaz. Kovan kapısında 24 saat trafik yoğundur. Bal yapıcılar gelip bir peteği doldururken petek yapıcılar hemen yeni bir petek yaparlar. Efendim su yok, yok efendim şu yok, bu yok demezler. Arı ne zaman sokar? Sokmaz. Üf, hem de ne biçim sokar? Sokar tabii. Herkes sokar. Fakat her arı sokmaz. Sokamaz. Yalnızca kraliçenin ve işçi arıların iğneleri vardır. Fakat bir arı hiçbir zaman sokmak istemez. Çünkü sokunca iğnesini yitirir ve iğnesini yitiren arı ölür. İntihar komandosu arılar. Sokabilirler ama. Öyle arı olmaz. Eşek arıları? Eşek arıları arıların yüz karısıdır. Küçük bir topluluktur. Azınlıktır. Pek yakında kökleri kazınacaktır. Teşekkür ederim. Hadi hadi. Hemen buradan gidelim. Gidemeyiz. Ne için? Pasaportumuz yok. Pasaport ne? Bilmiyorum. Hep duyuyorum. O olmadan gidilmiyormuş. Gidiş izin belgesi falan giymişim. Belki. Ha. Kendi adımıza biz gitmek istedikten sonra bu kimi ne ilgilendirir? Kendi kendimizi götürmek istiyoruz buralardan başka yerlere. He? Samuel Beckett, veremez mi bize böyle bir iyi hal kağıdı? Veremez. Vay adi vay. Samuel Beckett öldü. Yok ya. Ne zaman? Epey oldu. Yok ya. Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Kim verebilir peki bize böyle bir belgeyi? Kimse kimseye vermez. Vay adiler vay. Kurudu gırtlak dudaklar çatılar. Attı tepemiz sanırken meğer henüz atmamış sigortayız biz. Henüz atmamış sigortayız biz. Kalmadı derman, yoruldu beden. Kalmadı derman, yoruldu beden. Duruyor yürek sanırken meğer henüz durmamış. Buna da şükür, buna da şükür. Buna da şükür, buna da şükür. Bungırdıç! Ne diyorsun lan? Sürüngeç. Ha, öyle söylesene. Ne diyor? Sana ne? Sana çok glas dost bir şey söyleyeyim. Hayır. Bir fikri anlatayım mı? Hayır. Napolyon bir gün 4. Murat Kılıç da meyhaneye girer. Biliyorum, çok salak bir fıkra. Ve der ki, beyler beyler. Anlatma.
Direniş. Neye yarayacağım? Çalışmamız neye yarıyor? Serden geç! Niçin suratlarını özledin? Adliye koridoru gibi bir tür bayram değil midir direnişin? Grev ciddi bir şeydir. Davul zurna çalınmayacak mı? Davul ve zurna yok ki. Suratlarını özlüyorum. Neden cenaze ile vazimatçısı gibi? Sen çok soru soruyorsun. Sen hiç yanıt vermiyorsun. Soru sorulmayacak mı? Hayır. Ne sorulacak? Saat sorulabilir. İyi. Saat kaç? Saat yok. Oh, iyi. Ne oluyoruz kardeşlerim? Bir hiç yüzünden kim basıyor frene yeşil ışıkta? Ben frene basıyorum. Gaz frene çok yakın. Siz böyle temiz ve mutlu ve yağlı olasınız diye kirlenen ellerimiz büyüyüp adam oldular. Bak parmağıma. Bu deri, bu kemiğe dar geliyor. Anlıyor musun? Anlamıyorsun. Ne diyorsunuz lan siz? Gönülde kuş besliyorum. Gönülde kuş besliyorum. Kimse duymazsın sakın. Kimse duymazsın sakın. Ben frene basıyorum. Ben frene basıyorum. Gaz frene çok yakın. Gaz frene çok yakın. Hatalı sollamayın. Kafayı yola takın. Hatalı sollamayın. Kafayı yola takın. Ben frene basıyorken gaz frene çok yakın. Ben frene basıyorken gaz frene çok yakın. Aramıza zaman sokun. Aramıza zaman sokun. Ya da bir ateş yakın. Ya da bir ateş yakın. Yerde sürünmedeyim. Yerde sürünmedeyim. Ben koştukça mutluyum. Ben koştukça mutluyum. Duvarlara çarpa çarpa. Duvarlara çarpa çarpa. Bir gizem didikliyor. Bir gizem didikliyor. Kuş kafesi yüreğimi. Kuş kafesi yüreğimi. Yere düşürdük gülleri. Yere düşürdük gülleri. Dalıp gitmelerdeyim. Önüne geçilemez. Dalıp gitmelerdeyim. Önüne geçilemez. Tutkuyla yarıştayım. Tutkuyla yarıştayım. Çok iyi koşuyor tutku. Çok iyi koşuyor tutku. Ben frene basıyorum. Gaz frene çok yakın. Biz frene basıyoruz. Gaz frene çok yakın. Fakat anlamıyorum. Su istiyoruz, su. Anlıyorum. Fakat böyle bıldırcın gibi boşa patlamanız size bir şey getirmez götürür. Sıkıntılar gelip geçicidir. Her felaket bir mutluluk müjdesidir. Felaket artık olmuştur, geride kalmıştır. Sürekli olması söz konusu değildir. Önümüzde bizi güzel günler beklemektedir. Mavi engin gökyüzünün bize verdiği akılla çözümlemek gereken şeyi. Deniliğin ne yararı olmuş Nerona? Musluk istiyoruz, son durma istiyoruz. Hortum istiyoruz, hortum. Hakkınız! İngiliz anahtarına şart. Ama önce su gerekli. Tamam işte lan. Biz de onu söylüyoruz. 19 sayfadır. Anlıyorum. Suya kavuşacaksınız arkadaşlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Olanaklar çerçevesinde olanaksızı olanaksız kılma çabamız sürüyor. Niye şemsiyeyle dolaşıyorum ben? Niye böyle açık bir şemsiyeyle dolaşıyorum? Yağmur bekliyoruz. Yurdumuzun kuzey batısında bulutlar görüldü. Kahraman pilotlarımız bulutlara yağmur bombası sert etmek üzere uçuşa geçtiler bile. Bir basıyorlar bulutun gözüne bombayı. Bulutun iki gözünü iki çeşme. Pek yakında buraları sel alacak. Hazırlıklı olun demişti dersiniz. Herkesin musluğu olacak. İsteyene iki musluk verecek. İsteyen yabancı ülkelerden gavur musluk getirtebilecek. Kimseye su saati takılmayacak. Kol saati takılacak. Kaç dakikada bir saate bakılacak? Nasıl yani? Deve kuşları için de kum saati dağıtılacak mı demek istiyorum. Anlıyorum. Zaten benim bütün sıkıntım sizi çok iyi anlamamdan kaynaklanıyor. Ama her şeyi istemenin bir yolu yordamı ve kanalizasyonu var. Suya kavuşmanız için paralanıyoruz. Su küçüğün, söz büyüğün. Dışarıdan abartılı miktar oksijen ve hidrojen getirttik. Bu iki elementi birleştirerek bizi suya kavuşturacak bilim adamlarını yetiştirecek okulların temelleri bugün yarın bir gün öbür gün atılacak. Size söz veriyorum pek yakında öyle bir suya kavuşacak ülkemiz. Hepimiz yüzme öğrenmek zorunda kalacağız. Sizden istenilen biraz sabır.
Dört kuşaktır sabrediyor bu ülkenin insanları. Karnımda taşıdığım çocuk beşinci kuşak. Siz gren yapınca yerden su mu fışkıracak? Şakır şıpır şıkır şakır çok dinledik. Artra vallar hidrojenle oksijen. Kim biz dindeyiz bu dünyayı. Meşhur görmüş Müreyla'yı. Meşhur görmüş Müreyla'yı. Şakır şırıl şırıl şıkır yanıyoruz cayır cayır. Kese hazır sapık hazır artık elin şu dünyayı. Havancı görmüş Müreyla'yı. Şırıl şırıl yandan şırıl dünya vırıl hakkım biraz. Oksijen ve hidrojen din biz çarpayız bu dünyayı. Gözümüze sıkın suyu. Gözümüze sıkın suyu. Çok acayip yerden geçtik yeter artık serden geçtik. Bir damlayı çok özledik artık elin şu dünyayı. Artık elin 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 şu dünyayı. Siz kara susamışsınız. Fakatli bravo. Sizi hiç bu kadar güzel şarkı söylerken görmedim. Üstelik şarkınız gerçekten güzel. Doğru söze ne denir? Kutlarım sizi arkadaşlar. İşte nihayet umudumuzun simgesi bir şarkımız var. Bir ulusal marş neredeyse. Bundan böyle pazar günleri mavi engin gökyüzü yerine bunu söyleyebiliriz. Biz pazartesileri de söylemek istiyoruz. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ve öbür pazartesi de söylenebilir. İsterseniz günde 10 kez söyleyin. Ben böyle şeylere karşı değilim. Beni üzen. Tam size müjde vermeye geliyorum. Bir grevle karşılaşıyorum. Ne müjdesi? Sizlere Godo nezdinde elde edilmiş haklarınızı bildirmeye gelmiştim. Haklar mı? Elbette. Biz bunun için uzun zamandır kavga veriyoruz. Sayın Godo sizlerin birleşerek parti kurmanıza ve demokratik düzende yer almanıza izin veriyor. Parti mi? Elbette. Üstelik partinizin şimdiden hazır bir marşı bile var. Nasıldı? Şırıl da şırıl, aman da yandan şırıl, da 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 da. Fıskiye gibi marş valla. Hayırlı olsun. Adam gibi bir seçim yapılacak mı peki? Elbette. Ne zaman? Her zaman. Duydunuz mu? Haberi duydunuz mu? Ne olmuş? Partimizi kuruyormuşuz. Duyduk. Kimi başkan yapıyoruz peki? Kim olursa olsun. Ne fark eder? Gayet tabii de. Kim ama? Sallangıç! Islangıç, yengeç ve örümgeç! Fortlangıç ve yüzgeç, bingeç! Sen dur, sen geç! Düzengeç, serden geç, sallangıç! Dalgıç, dalmakıç, sarkaç! Saat kaç, patlangıç! Solungaç, zangoç, zangırdeç! Ya da kandırgaç! Ayrıca garç ve gurç ve kokoreç! Ne oluyor? Niye alkışlıyorsun? Ne anladın ki alkışlıyorsun? Ne diyor? Ne bileyim ben? İyi konuşuyor işte. Şey diyor. Garç diyor, gurç diyor. Kokoreç diyor. Daha ne desin? Açık açık konuşuyor işte. Bu suç! Bu suçma uçurtma! Sakın sırçma sürçtüreç sürüngeç! Üstelik sürgeç söndürgeç! Süzme geç kırlangıç! İstersen kırlanma kırç! Burç, burç ve havuç! Turp saraç ve turunç! Ve gülünç! Ürkünç üzünç oruç lahmacun! Saç sonuç şike sorguç! Alıngaç yolungaç bükülgeç! Kakınç sızınç! Ve havlu! Ve hamam tası! Ve davul tuzu! Ve tokmak ya da tokmamak! That is the question! Aslında her şey bokuç! Ya! Sayın Godo, bir saltınız var.
haberim. Ne istiyordunuz? Su istiyoruz. Ben hortum da istiyorum. Ne gi. Ay milletiniz. Doğuda da. Bilgen dağında su var 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 var. Seçin içinizden bir yiğit. Gittin gelsin Bilgen dağını. Kavuşturdun bizi suya. Ya. Niye bir tek yiğit? 5-10 yiğit olamaz. Hey Diken Dağı'nı yamacına yakışılmaz. Orada yaşıyor işte kırmızı başlı pembe canavar. Çok merak ediyorum kırmızı başlı pembe canavarı. Ben git o zaman. Öldürdüm o canavarı. Sonra gelerek dağılır. Bizim biraz olmuştur. Sayın Godo, arkadaşlarla topluca gitsek olmaz mı? Olmaz. Gidecek. Dobi, or not Dobi. Better do, rotation. Ben giderim, tek başıma. Olmazları öldürmeniz zamanı. Amin, esas çocuk. Açık olsun yolu. Tam neresi lan? Bin diken daha geri vermez gidelim. Camlarına. Bindiken Dağı'na bakmıyor musun? Bakıyorum. Yaktığı ateş yanıyor mu? Hayır. Sönmüş mü Ferhat'ın ateşi? Ha. Ne zamandır yanmıyor? Bilmem, çok zamandır bakmıyoruz. Belki de rüzgar söndürdü ateşi. Yeniden yakardı. Belki kibriti bitti. Neyim var? Neyim yok? Ne diyorsun? Cümlende bir eksik var. Hayır. O zaman Türkçe'de bir bokluk var. Olabilir. O kadar çok Türkçe düşünmüyorum zaten.
Bir şey mi demek istiyorsun? Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Ne tarafa gidiyoruz? Çok ırağa değil. Bence çok ırağa. En ırağa gidelim. Pek ırağa gidemeyiz. Neden? Yarın yine geleceğiz de. Niçin? Godo durumu. Kapatmadık mı biz bu Godo konusunu? Kapanmıyor. Kırmızı başlı pembe canavar. Karatı. Öldürmüş müdür sence? Ha? Ne biliyoruz? Bilemiyoruz. İlk zamanlar görüyorduk ateşi. Sonra söndü işte. Belki çalı çırpı bulamadı. Saçmalıyorsun. Belki de rüzgar söndürdü ateşi. Bunu daha önce söyledin. Doğru. Belki kibriti bitti. Ne demiş mi? Evet. O sayfayı tamamen oynadık. İyi. Tamam. O zaman asalım artık kendimizi. Neyle? İpin yok mu? Hayır. İpsiz asamayız kendimizi. İpsiz hiçbir şey asılmaz zaten. Ancak ip olunca asmak asılmak birileri kullanılabilir. Tramvaya asılırken ip gerekmiyor. Asılma. Depoya gider yazısı senin için koymuş demek ki. Öyle mi? Herhalde. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Daha senin düşünmediğin bir sürü şey var. Vardır mutlaka. Ben her şeyi düşünemem ki. Onu diyorum işte. Hadi hemen buradan gidelim. Benim kuşağı deneyebiliriz. Kısa gel. Seni beni bacağımasız. Tam da sonra seni kimin bacağına asarız mı? O da sorun tabii. Fakat ip de sağlam görünüyor. Deneyelim. Daha da kısa oldu. Ömrümüz uzuyor. Yarın gelmemiz mi gerek diyorsun yani sen şimdi? Ha. Tamam o zaman. Daha sağlam bir ip getiririz yarın. Şimdi gidiyor muyuz? Gidemeyiz. Niçin? Zor olur. Pantolonunu çek. Doğru. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Nerede? Nerede? Buradayım, buradayım. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Sizi bekliyorum. Özür dilerim geciktim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Nerede kaldınız? Hiç sormayın. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Merkeze uğradık. Yoktunuz. Gizli toplantıları dinleme bölümündeydim. Hayrola? İyi akşamlar hocamlar. Sayın Godo birazdan gelecek. Beklerken birer bardak su içsinler buyurdu. Ne diyor gizli toplantılar? Yarın genel greve gidiyorlar. O dağda ateş söndüğünden beri ortalık çok karıştı. Bu sefer ayvayı yedik galiba. Endişelenecek bir şey yok. Gerekirse dağda uydurup bir ateş yaktırırız. Çok grev gördük, çok grev çözdük biz. Olmazsa 3-5 damacana su dağıtırız ortalık yatışır. Hiç sanmıyorum. Yarın sokaklar ana baba günü olacak. Bu geceden yasaklarız sokağa çıkmayı. Takmayın böyle şeylere kafayı. Abartmayalım. Ne ayaklanmalar gördük biz. Ne çabuk unuttunuz. Ülkeyi terk etmek için bir hazırlığa gerek yok yani şimdilik. Ne münasebet hocam. Ülke bizim ülkemiz. Hayır. Devrim mevrim olursa bizi oyarlar da onun için şey yaptım. Ne devrim hocam? Bu ülkede devrim yalnız biz isteyince olur. İyi akşamlar Sayın Godo. Neden mi görüyorsunuz? Beni şaşırttı da uykumdan Gene ne var. Gene ne dalgalandı ruhlar var. Karımı bitlendi milletim.
Hayır, hayır Sayın Kodo. Her şey tıkırında. Emirleriniz ışığında hareket ettiğimiz sürece herhangi bir olay oluşmasına olanak yok zaten. Olup biten şu ki bu ara kimimizin sıkıntılarımız var. Her şey her zaman olmasını istediğimiz gibi olmayabiliyor. Kimi küçük grev belirtileri gibi bir durum sezinmekle birlikte sizin parlak emirleriniz sayesinde bunların başımıza geleceğine ihtimal vermemekte. Bırakınız grev yaptın lar. Sonunda sıkılır lar. Ölüm orucu gibi sapıklıkları denemek isteyenler var. Bırakınız özgünler lar. Bu durumda olayların daha da büyümesinden ürküyoruz. Bana bakın, gün. Bırakın giderim vallahi. Allah'ım efendim, sakın bizi bırakmayın. Biz sizsiz ne yaparız? Beni öyle boktan, dan. Şeyler için bir daha rahatsız etmeyin. Bombili bili bom! Görkemli gökler, görkemli gökler. Görkemli gökler. Özür dilesinler görkemli gökler, görkemli gökler. Bulutlar gelsinler, dönemesinler, dönemesinler. Yok sayın Tarız gökleri, patiska bir don gibi, patiska bir don gibi. Yırtık bir boşluk kalır, kırık buzlu cam gibi, kırık buzlu cam gibi. Bulutlar gelsinler, dönemesinler, dönemesinler. Yoksa sıkarız onları turfanda limon gibi, turfanda limon gibi. Akıtırız sularını ağlayan, çağlayan gibi. Ağlayan, çağlayan gibi. Tamam tamam bırakın bunları, hadi hemen buradan gidelim. Tamam lan. Allah'ım. Nereye gittiğinizi biliyor musunuz siz? Hatta. Evet. Gitmek marifet değil artık. Kalıp burada direnmenin zamanı. Gitmesi gereken biz değiliz, Bodo. O kolay kolay gitmez. Gidecek. Tamam, biz ondan önce gidiyoruz. Salaklık etmeyin. Yakala maç. Sabun gibi yaşıyorsunuz hepiniz. Köpüre, eriye mi? Tamam, biliyoruz. Şimdi bunları düşünmenin sırası değil. Neyin sırası peki şimdi? Görkemli gökler, görkemli gökler, görkemli gökler, görkemli gökler. Gelip özür dilesinler, görkemli gökler, görkemli gökler. Görkemli gökler, görkemli gökler. Tamam, tamam. Kes. Terbiyesizsin. Akşam oldu mu? Tam zaman. Ne biliyorsun? Bilirim ben. Niye öldürdün onları? Öldürdün mü ben onu? Evet. Yok ya. Kimleri öldürdüm ben Allah aşkına? Güneşini, ayını, çiçeklerini, yıldızlarını, her şeyini öldürdün sen. Her şeyi. Onlarsızsın. Onlar bensiz. Aklın, umudun, bilincin, ağırlığın, bıyığın, neyin varsa hepsini bir bir öldürdün. Bu kadar cinayeti, yani böyle bir katliamı kimse benim yanıma koymaz aslında. Seninkiler yaşıyor mu sanki? Sen, seninkileri öldürmedin. Onlar intihar ettiler. Boş konuşmayalım. Hadi yürü. Zamirsiz, sıfatsız konuşalım o zaman. Yalnız fiillerle. Gidiyoruz. Biliyorum. Nereye? Bilmiyorum. Gerçekten nereye gidiyoruz? Bilemiyoruz.
Neye göre gidiyoruz yani? Gitmemiz gerekli. Şimdi buraların tam gitme zamanı. Şimdi gittik gittik. İleride gidemeyebiliriz. Senin bavulda ne var? Hiç. Kıvır zıvır. Seninkinde ne var? Hiç. Zıvır kıvır. Yükle ağır, pahada pahasız şeyler. Eski defterler, yeni defterler, ara defterler, kurutulmuş çiçekler, eski pipolar genelde, eski şey. Benimkinde de yeni bir şey yok. Maksat bavul olsun. Elimiz cebimizde terk edemeyiz ya 40 yıllık ülkemizi. İnsana gülerler vallahi. Ne buldumsa koydum bavula. Çakıl taşı bile var. Benimkiler de öyle. Bavul zengin dursun diye koyulmuş şeyler. Taşınmasa da olur salaklıklar. Gittiğimiz yerde ne lan bu deyip kaldırıp atacağımız nesneler, nesneler yoksa bizim bir yerden bir yere götüreceğimiz şeylerin hepsi yüreğimizin içinde saklı. Başka neyimiz var ki? Örneğin benim diş fırçam yok. Senin var mı? Benim yıllardır yok. Hangi suyla hangi dişi fırçalıyorsun? Kürdanla kuru temizleme. Kişisel kürdan taşımaya da gerek yok. Vıcıt! Ne diyor? Vıcıt diyor. Duyduk. Ne demek yani? Onu soruyor. Bildiğimiz vıcıt işte. Biz vıcıtı nereden biliyoruz? Bilemiyoruz. Vıcıt! Bak! Gene dedi. Evet. Hayrola? Nereye gidiyorsunuz? Hiç. Hiç. Öyle bir dolantıya çıkılındıydı. Bavullar ne ayak? Çıkmışken bavulları da çıkaralım. Biraz havalandıralım dedik. Hayır epeydir havalanmamışlardı da bavulcuklar. Bir yerden bir yere gitmeler, gezmeler, dolanmalar, dolanmamalar ve benzeri şeyler yasaklandı. Ne zaman? Az önce. Niçin? Godo kaçmış. Kaçmış mı? Gitmiş mi yani? Evet. Vıcıt! Evet lan. Vıcıt. Godo vıcıttı. O zaman bizim gitmemize gerek yok yani. Doğru. Bu benim bavulum değil. Bu da benimki değil zaten. Bir arkadaşın. Evet bir arkadaşın. Bende kalmış. Niye kalmışsa? Niye böyle bir arkadaşım varsa benim? Ben de eşya kıttığımda bavulun dibine tıkıştırmışım işte. Senin bavulda ne var mı? Yok bir şey söyledim ya zıvır kıvır. Daha çok zıvır. Kıvırların büyük bir bölümünü bulamadım. Açsana. Niçin? Karıştıralım. Önce seninkini karıştıralım. Bak istersen herkes birbirininkini karıştırsın mı? Doğru. Thank you.
şeyleri bir yerlere tıkıştırdık geçti ömür. Bir şeyleri bir yerlere tıkıştırdık geçti ömür. Bir şeylere bakıyoruz özgeçmiş, öz boşa geçmiş. Özgeçmiş, öz boşa geçmiş. Şeylerimiz çok anlamsız, çok anlamsız geçti ömür. Şeylerimiz çok anlamsız, çok anlamsız geçti ömür. Bir yaşamı bir yerlere tıkıştırdık geçti zaman. Bir yaşamı bir yerlere tıkıştırdık geçti zaman. Bir şeylere bakıyoruz salak salak. Bir şeylere bakıyoruz salak salak. Gelip geçiyorken ömür, gelip geçiyorken ömür. Hangi işlere abi? Godo'nun battığı işlere. Ha. Ne işine bakıyordu ki Godo? Ne bileyim. Ülkeyi çekip çeviriyordu işte. Hayır, o orada oturup çevreye, manzaraya bakıyordu. Bakıyordu ki güneş doğmuş, aferin güneş, iyi ki doğdun diye düşünüyordu. Kuşların uçuşuna bakıyordu, aferin kuşlar, ne güzel uçuyorsunuz diye düşünüyordu. Sonra güneşin batışını izliyordu, bravo lan güneş, batılsa batılsa bu kadar güzel batılır vallahi diye düşünüyordu. O gitti, kurtulduk. İyi tamam da, gene de birinin devlet işleriyle ilgilenmesi gerekmiyor. Ben ilgilenirim devlet işleriyle. Siz o işleri bana bırakın. Devlet yönetmek, çay ocağı yönetmekten zor değil herhalde. Evet ama sen güvenilecek bir tip değilsin ki. Adinin birisin. Godo'dan da adi değilim herhalde. Bilemiyoruz. Lan neredeyse keşke gitmeseydi Godo diyeceksiniz. Ha, lan neredeyse. Godo'nun bir ağırlığı var. Sen kimsin? Bizim Bokko. O zaman adaylar belirlensin, seçim yapılsın. Hayır hayır, seçim çok tehlikeli bir şeydir. Ya yanlış seçerse ki seçebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Godo gitti ve ülkeniz yasaksız demokratik bir düzene kavuştu. Nasıl yani? Devlete el koyduk. Artık her işe biz bakacağız. Her işe kimin bakacağına halk karar verecek. Nasıl yani? İsteyen aday olsun, yöneticiyi halk seçsin. Halk anlamaz bu işlerden. Demokrasi! Demokrasi! Biz üçümüz konsey olarak yönetimi götürebiliriz. Evet arkadaşlar, bunca yıl sizlerle kader birliği etmiş, birlikte Godo'yu sırtında taşımış idarecileriniz olarak yönetimi bizim devralmamız sizin çıkarınızdadır. Nasıl bir yönetim düşünüyorsunuz? Programınız nedir? Programımız halkın mutluluğudur. Hiç yönetim olmasa halk daha mutlu olur. Olur mu? Büyük bir kargaşa doğar. Doğsun. Kargaşadan vereceğiz biz bir huzurla. Doğru. Kaya duvar. Tek ayak çok ayakta. Eller yukarı. Islak bıcık kıl tüy. Godo varken dostumuzu, düşmanımızı biliyordum. Kimin kim olduğu belliydi. Kim kiminle aynı kafa sıçar biliyordum. Şimdi daha da karıştı iş. Keşke gitmeseydi Godo. Ne diyorsun sen, deli misin? Şimdi her şey eskisinden çok daha kötü olacak. Saklan bak! Tuz lan! Tuz! İpe sapa eziyet konuşuyorsun. 38 sayfadır. Kaya duvar. Tek ayak çok ayakta.
Tamam. Peki. Anlaşıldı. Üstün geç püskürteç. Gayet tabii. Eşek değiliz ya. Ben adayım Godo'nun yerine. Godo'nun yerine Godo aramıyoruz biz. Evet, biri değil bir konsey gerekli. Hayır, konsey en kötüsü. Nerede konsey, orada botluk. Ne olacak peki? Bilmiyorum. Eskiden hiç olmazsa böyle bir sorunumuz yok. Evet, Godo'muzun değerini bilemedik. Arkadaşlar, sayın halkım, sayın herkes, gözümüz aydınlattık bir anayasamız var. Evet ya, bir de böyle bir tip vardı, ben bunu tamamen unutmuşum. Kardeşlerim, siz beni tamamen yanlış anlamışsınız. Ben her zaman sizin yanınızda olmuş, sizin çıkarlarınız için Godo ile çatışmış. İş bu yüzden ne ona ne size yaranabilmiş bir kardeşinizim. Ve inanın Godo'nun gidişine hepinizden çok ben sevindim. Neyse artık, bu kötü günler geride kaldı. Hepinize haklarınızı veren, sizi yönetime karşı savunan bir anayasa düşündüm. Haksızlık, eşitsizlik, adaletsizlik son buluyor. Sezar'ın hakkı Sezar'a verilecek. Sezar, sen mi oluyorsun? Hayır efendim, herkes Sezar. Anayasa nereden çıktı? Ben kalemi aldım. E kalemi nereden aldın? Bir anayasa gerekiyorsa biz kendimiz yaparız. Bizim de kurşun ve dolma ve tükenmez kalemlerimiz var. Sen Godocuğuna gitsen daha iyi olurdu. Çünkü biz ne seni ne de senin anayasanı istiyoruz. Senin Godo'dan farkın Godo olamayışın. Şu an ülkenin en üst düzey memuruyum. Kendinize gelin. Godo'dan kalma bir düzenin üst düzey memurusun. Artık Godo moda yok. Yani bu konu kapandı. Ne memurluk söz konusu ne düzey. Biz kendi çamaşırımızı kendimiz yıkayacağız artık. Dış tehlikelerden haberiniz yok galiba sizin. Komşu ülkeler sizi ufalarlar. Bizim öyle ufalanıp ufalanmama derdinde bir ülke olma derdimiz de yok. Mutlu olmak istiyoruz. Hepsi bu. Kendi aramızda küçük, bağımsız devletler oluşturabiliriz. Örneğin biz ikimiz güneylerde bir yerlere yerleşip bağımsız federe bir devlet olabiliriz. Bir komşu devlet de bizi yutmak istiyorsa, bu da bizim işimize geliyorsa yutuluruz lan, ne olacak? Bu kadar kırmızı kalem sınırlar derdinde değiliz. İnsan ömrü ne kadar ki bunlarla uğraşalım? Nerede yaşadığımızın ne önemi var? Asıl olan hangi hayatı yaşadığımız? Neredesi varsa orası bizim ülkemizdir işte. Çok susadık. Ne yasası? Hangi anayasa? En iyisi sen de siktir git de bizi rahat bırak. Sen herkes adına konuşma. Kendi adına konuş. Siktir git. Anlaşıldı. Herkes böyle düşünüyorsa gideriz. Bizi bağrına basacak ülke çok. Biz size bir yararımız olsun diye özverde bulunuyoruz. Bulunmayı veririz. O çok daha kolay. Elveda herkes. Bekleyin. Biz de sizle gelelim. Sonra nereye gideceğimizi bilemeyebiliriz. Evet. Hayır, elimizde belirli adresler de yok. Evet. Evet! Bak Kuros! Bak! Baldır kötür birdenbire, baldır kötür birdenbire. Kara kıştan düze çıktık, kara kıştan düze çıktık. Dar boğazdan düze çıktık, dar boğazdan düze çıktık. Biz bilmezdik buraları, biz bilmezdik buraları. Belki ben de size çıktım, belki ben de size çıktım. Gönlümüzce davranmayın, gönlümüzce davranmayın. Bilmiyorduk çok şaşırdık, bilmiyorduk çok şaşırdık. Yok böyle bir alışkanlık, yok böyle bir alışkanlık. Görmemişiz çok şaşırdık, birdenbire üste çıktık. Görmemişiz çok şaşırdık.
yıllar yıldı, alışmışız yıllar yıldı. Koyun gibi güdülmeye, koyun gibi güdülmeye. Bitirmeye kalkılmaya, bitirmeye kalkılmaya. Özgürlükle çarpışınca, özgürlükle çarpışınca. Çok doğaldır, çok şaşırdık, çok doğaldır, çok şaşırdık. Niye? Ne niye? Nasıl? Gayet tabii. Bana hiç yalan söyledin mi? Niye? Ne niye? Nasıl? Gayet. Sen bana hiç yalan söylemedin mi? Niye? Ne niye? Nasıl? Gayet tabii. Altan herif! Grrrr, zi, u, zi, zi, u. Bana bir şey vermişti. Bana geri vermişti. Doğru. En doğrusu. Sen onu ne yaptın? Ne yapabilirdim ki? Sen onu bana niye vermiştin? Bilmiyorum. 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 Biliyorum. Denize atacak. Yosun tutacak. Denizi bulunca. Demir alacağım. Günü gelince. Oh. Fosfat. Ne diyorsun? Oh. Fosfat diyorum. Gittiğimiz yerde gidebilirsek yani. Ne, niçin gitmeyecekmişiz? Gidince yani. Gideceğiz. Gidiyoruz zaten. Biliyorum. İşte o yeni yerde yepyeni zamanda bavulundan çıkan Mehmet Anlık kimindi? Bavulundan çıkan Mehmet Anlık diyorum. Kimin memelerine ait? Bilmiyorum. Kendi kendine mi girmiş bavula? Ben koydum. Nereden alıp koydun? Salak salak sorular soruyorsun. Hangi memelerin? Mehmet Anlık onu soruyor. Bilmiyorum. Salak salak yanıtlar veriyorsun. Bir gün memelerini satan dükkana girdim. Şu Mehmet Anlık'ı istiyorum dedim. Kimse niye alıyorsun, kime alıyorsun, ne hakkı alıyorsun demedi. Parası verdim. Küçük paket yaptılar, verdiler. Elime getirip soktum bavulun dibine. Of. İşte hepsi bu. Ortada meme falan yok yani. Yok canım. Orta yuvarlakta top bile. Ne hakem, ne düdük. Ortada ne gol var, ne yumurta. İyi. Tamam, hadi gidelim. Ben bu tarafa gidiyorum. Ben öbür tarafa mı gitmeliyim? Bilmiyorum. Sen bu tarafa gideceksen, ben öbür tarafa gidebilirim. İkimiz ayrı yönlere yani. Evet. Evet. Aptal herif! Dalga kıran! Dal kıran da! Garo
bitmez değildir dağlar. Çok geç kaldın kardeşim, oyun bitti. İstiyoruz el sallamak, istiyoruz nanik yapmak, istiyoruz güle güle godo, godo güle güle, güle güle godo, godo güle güle, godo gülmeye, godo gülmeye, hey godo gülmeye, godo gülmeye, hey güle güle godo, godo güle güle.